çalışacağı konusunda haberler yer aldı. Mutlaka sizler de bunu izlemişsinizdir. Arkadaşlar, bu konu öncelikle o havzada yaşayan insanlar olmak üzere suyumuzun Gönen Barajı'ndan gelmesi nedeniyle bizleri de çok fazla yakından ilgilendiriyor. Hepinizin bildiği gibi bölgede yaklaşık 15 yıldır 18 civarında yabancı menşeli firma bir şekilde zaten araştırmalar, üretimler yapıyor. Altın aramadan belli madenleri aramaya kadar sayabiliriz. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü bölgedeki baraja Orman Bakanlığı kararıyla koruma bantını 8 kilometreden 3 kilometreye düşürdü. Bu şu demek, bizler mimar arkadaşlar daha iyi biliyor. Tehlike barajın 8 kilometre dışında olacakken bu alınan kararla 3 kilometreye kadar düşebilecek. Şimdi bizim yakın gelecekte Gönen Barajı'ndan aldığımız içme suyu dışında bir su kullanma şansımız yok. Eğer bu termik santrali kurulursa arkadaşlar çıra gibi yanarız. Bu işin bir şeyi yok. Ve gelecek kuşaklarda Bandırma ciddi rezaletler yaşar. Bir birey olarak önerim, Bandırma Belediyesi Meclis üyeleri olarak, başkanımız olarak, siyasi parti temsilcileri olarak, yerel basın, sivil toplum örgütleri yöneticileri olarak lütfen bu konuda duyarlı olalım. Bu işin siyaseti yok, A'sı B'si yok. Bir duvar yıkılırsa hepimiz bu duvarın altında kalırız. Bence bugün milat olmalı. Öncelikle bu kentte yaşayan sivil toplum örgütleri olmak üzere belediye meclisi, ilçe başkanları bir çalışma içine girmeliyiz sevgili arkadaşlarım. Bence bu, evet, hep önemli konuları konuşuyoruz. Bu kentin geleceğiyle ilgili çok önemli kararlar alıyoruz. Ama şu konuda yapacağımız yanlışlar bu kentin geleceğine çok ciddi yaralar açabilir. Teşekkür ederim.